Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 11. sınıf fizik 2. dönem 1. sınav örnek senaryo 2 testlerinin sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar buraya biliyorsunuz oynatma listeleri linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerini tıkladığınızda tüm dönemlerin, tüm sınavların, tüm senaryoların arkadaşlar sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Aynı zamanda matematik 11 içinde arkadaşlar ayrı bir oynatma listem var. Orada da onları bulabilirsiniz. Daha fazlası için arkadaşlar şurada görmüş olduğun tüm testlerin hem matematik hem fizik derslerine ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Bunları da çözmen senin hayrınadır. Çok güzel emekler verilmiş bunlara da. Şiddetle tavsiye olunur. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımında yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki, eşit karelere bölünmüş şekildeki düzlemde F büyüklüğündeki kuvvetin, görüyorum, K noktasında oluşturduğu torkun büyüklüğü tau kadardır. Tamam. K noktasında tau K, F'inki arkadaşlar ne kadarmış? Tau kadarmış. Güzel. Buna göre F kuvvetinin L noktasında oluşturduğu torkun büyüklüğü kaç tau'dur? İşlemlerinizi gösterin. Sevgili arkadaşlar şimdi bakıyorum. Bu arkadaşın doğrultusunun K noktasına olan dik uzaklığına kadar, şurasına D diyelim. Bir birim diyelim canım. Her biri bir birim olsun. Bir birim, bir birim. Daha kolay hesap yaparım. Arkadaşlar tau eşittir bu durumda F çarpı 1. Doğru mudur? Doğrudur. Bu arada arkadaşlar şunu da yapalım. Şimdi bu arkadaş şöyle çevirdiğinde yönümüzde bu yön. Tamam mı? Tamam. Hop bu yönde. Bak bunu böyle gösterebilirsin. Ya da dersin ki burayı artı alıyorum, burayı eksi. Ya da bak şöyle sağ el kuralı yaparsın. Ne oluyor? Bak sağ el kuralını gösteriyorum arkadaşlar. Baş parmağım bize doğru gösteriyor. Şu yöne. Değil mi? Bu şekilde de gösterebilirim. Diyebilirim yani. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi gelelim şu arkadaşa. Arkadaşlar yine L noktasına göre aldığımızda bu arkadaşın dik uzaklığı buna 3 birim. Yine L'de aynı yönde. Güzel. Bu durumda arkadaşlar L'deki arkadaşın etkisi de F çarpı 3 kadar olur. Yani 3F kadar. Biz bir tane F'ye tau demiştik. Bu durumda cevabımız ne olur? 3 tau olur. Doğru değil mi sevgili arkadaşlar? 3 tau olur. Konu da kapanır. İşlemleri de gösterdik. Okey tomento. Nefisimo. 2 numara arkadaşlar bakalım ne diyor. Sürtünmelerin önemsenmediği palanga sisteminde ağırlıkları sırasıyla gx, gy olan xy cisimde şekildeki gibi dengededir. Ne kadar güzel. Hemen işleyelim. Bu gx, aha da bu da gy. Kabul mü? Kabul. Makara ağırlıkları önemsenmediğine göre cisimlerin ağırlıkları onu gx bölü gy işlemlerini gösteriniz ne kadardır? Dengede madem. Arkadaşlar direkt aklıma şu gelir. Bak şuradaki y'yi çizecek olursam bu y cismi, hop gy, bu arkadaşı tutan bir tane ip var. Bu dengede ise bu da gy gerilmesi altındadır. Yani burası gy kadar arkadaşlar. Aynı ipten bahsediyorum. Bak aynı ip, aynı ip. Bütün bu iplerdeki gerilmelerde GY kadar. Şimdi sevgili arkadaşım bak şunun free body diagramını çiziyorum. Gel buraya. Şurada makaram var. İki tane kuvvetim var. Bak yukarı doğru. Kim bunlar? GY. Aşağıya doğru da ne var arkadaşlar? GX. Bak bu da free body diagram. Serbest cisim diagramı. İngilizcesi free body diagram. Burada bak bütün dik kuvvetler, dikey kuvvetlerin toplamları arkadaşlar sıfır olmalı mı? Evet olmalı. Yani yukarıya doğru iki tane GY eşit olmalı. Aşağıya doğru bir tane GX'e. Buyur sevgili arkadaşım. GX ile GY arasındaki ilişki budur. Bu saatten sonra bir sürü şey yaparsın. Oran orantı. Mesela bu arkadaşa 2G dersin. Bu arkadaşa G dersin. Sonra tutar yerine yazarsın. 2G bölü G, o da eşittir 2. Böyle de bulursun. Ya da burada 2 tane GY eşittir GX ya. Bak GY burada çarpım halinde buraya bölme olarak gönderirsin. GX bölü G'yi yine 2 bulursun. Matematiğin diğer hoş hareketleri. Okey tomento. Nefisimo. Let's go number 3. 3 numarayla yolumuza devam ediyoruz.
Arkadaşlar ben bu 3 numaraya şöyle bir soru işareti koyacağım da. Çünkü beni rahatsız etti ya. Çok da detaylı da bakmadım yani öbür şeylerden dolayı. İleride ben bakacağım, buna yorumum olursa da yorumlara yazacağım, tamam mı? Çözeceğim ama beni rahatsız etti. Onu da baştan söyleyeyim. Şöyle yapayım ben bu soruya. Tamam mı? Evet sevgili arkadaşlar. Şekilde ağırlığı 70 N olan eşit bölümü türdeş çubuk ağırlıkları ihmal edilen makara ağırlığı kurulan sistem dengededir. Buna göre T ip gerilmesi kaç N'dur? T ip gerilmesi. Arkadaşlar şimdi bak, buradaki T ip gerilmesinden bahsettiğine göre gel aynı ip. Burada da ne var? Bir T ip gerilmesi var. Güzel. Arkadaşlar şimdi şu kısmı dengeyi aldığımda bak, bu T şu iki tarafından taşınıyor değil mi? Hmm. Ama işte kazın ayağı öyle mi? Öyle mi? Değil ya. Buraya T bölü T bölü 2 T bölü 2 demek biraz şey ama işte iki ip tarafından taşındığı için arkadaşlar burası T bölü 2, bu da T bölü 2 olur. Tamam mı? Tamam. Vallahi şimdi sevgili arkadaşlar işte orada şeyim ben. Bu arkadaşın ağırlığı da eşit bölmeli. Tam ortadan 1, 2, 3, 4, 5 tam ortadan şöyle 70 N ağırlığında madem dedi değil mi arkadaşlar? Evet. Dedi. Şimdi işte beni rahatsız eden kısım şu. Bütün dikey yatay kuvvetler şey, dikey kuvvetlerin sıfır olması lazım. Yani 70 arkadaşlar eşittir T bölü 2 artı T bölü 2 artı T olmalı. Tamam mı? Ben burada 2 tane T görüyorum. 2 tane T eşittir 70'ten T'yi 35 buluyorum ben. Tamam mı? Evet değil mi? Bir T burada, bir tane T burada 70. Ama şimdi tork aldığımızda bir yerde bir yanlışlık var. Herhalde makaraların olmamasından kaynaklanan arkadaşlar. Bunu bir kenara bırakıyorum. Diğer taraftan da şimdi T bölü 2, T bölü 2, T'yi bulduk ya. Heh, şuraya göre tork alıyoruz. Çünkü bu arkadaş dengede. O noktası diyelim. Toplam tork arkadaşlar sıfır noktasına göre ne olmalı? Sıfır olmalı. Güzel. Şimdi bak bu 70'in şuraya olan uzaklığı 2,5 birim. 70 çarpı 2,5. Ya da 2,5'una diyelim arkadaşlar. 5 bölü 2 diyelim mi? Değil mi? 2,5 dediğin şey 5 bölü 2'dir yani. Çarpı 5 bölü 2 eşit olacak. Bu yöne doğru çevirmeye çalışıyor. T2 bölü 2, T bölü 2'ler de hop bu yöne doğru çeviriyor. Yani T bölü 2 çarpı 1 birim artı T bölü 2 çarpı 1, 2, 3 birim artı 1, 2, 3, 4, 5 T çarpı 5. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Bakalım arkadaşlar hop hop 35. Burası 105 yapıyor yanılmıyorsam. Evet öğretmenim 105 yapar. 105 eşittir. T bölü 2 artı 3 T bölü 2 artı 5 tane T. Bunu da 2 ile genişletiyorum. T artı 3 T artı 10 tane T bölü 2 eşittir 105. Burada 14 tane T görüyorum. Bölü 2 eşittir 105. Aa, bir dakika ya. Bu sefer de T'yi 15 mi buldum ya? İyice saçmaladık, iyi mi? 3 T bölü 2 T bölü 2 5 tane T. Yarım. Şurası 2 tane yapar. 7 tane T yapar. Tamam 7 tane T. Burayı yanlış çarptım ben. Ha, 35'i 5 ile çarpman lazım. Şimşek. Bu yanlış çarpma işlemim, şurası yanlış. Burası 7 tane T eşittir. Arkadaşlar bunu böyle bırakalım ya. 35 çarpı 5 diye bırakayım. 35 çarpı 5. 35 çarpı 5. Şimdi 7'ye bölüyorum. Bölüyorum 7'ye. Gitti gitti. Hop hop 5 oldu. 5 kere 5 25 N oldu. Sevgili arkadaşlar bu sorunun cevabı ne olacak şimdi hocam diye soranlara cevap veriyorum. Doğru cevap budur. Ama soru işareti koyuyorum bundan ötürü. Şu yan bu makaralardan kaynaklanıyor ya da bu sistemin dengede kalması pek mümkün durmuyor gibi. Tamam mı arkadaşlar? Şerh koyuyorum. Doğru cevabım, çözümüm budur ama şerh koyuyorum. 4 ile devam edelim. 4 numara diyor ki aşağıdaki şekilde yükü 3Q olan noktasal cisim sabitlendikten, bak sabitlemişiz bunu. Sonra D kadar uzaklığında bulunan eksi 2Q yüklü cisim X noktasından Y noktasına götürülüyor. Bir iş yapılıyor.
Buna göre elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işi Coulomb sabiti D ve Q niceliklerini kullanarak bulunuz. İşlemleri de gösteriniz. Sevgili arkadaşlar, iş şimdi burada tabii Vx, Vy'leri yazmamız lazım arkadaşlar. X'deki ve Y'deki potansiyel farklarımız, elektriksel kuvvetleri incelediğimizde arkadaşlar K çarpı, şimdi bak K çarpı KQ ne kadardı? KQ bölü D kadar oluyordu değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi Vx'i yazalım bu durumda. K çarpı Q bölü D'ye göre. K çarpı 3Q X'teki hop bölü D kadar. Doğru mudur? Doğrudur. Peki Y'deki ne kadar sevgili arkadaşlar? K diyorum yani. K çarpı, ha böyle daha güzel. K çarpı yine 3Q bölü bu sefer mesafem ne kadar? 4D kadar. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar benim burada söylemem gereken yapılan iş ne kadar olacak? Q çarpı V X ile Y arasındaki potansiyel. Değil mi sevgili arkadaşlar? Harika. Elektriksel kuvvetlere'deki değişimi yapmam lazım. Bu durumda Q çarpı çok şükür V X Y de arkadaşlar işte şu olacak değil mi? V Y eksi V X kadar olacak. Güzel. İşte buradan hareketle yapılan iş eşittir. Q dediğimiz şey ne kadar arkadaşlar? Eksi 2Q. Çünkü bunu taşıyoruz. Şurayı şöyle yapalım. Eksi 2Q çarpı hop işte bunları birbirinden çıkarmam lazım. 3 bölü 4 tane KQ bölü D eksi 3 tane KQ bölü D. Doğru mudur? Doğrudur. Eksi 2Q. Şurada arkadaşlar bunu 4 ile genişletelim. 3KQ eksi 4 ile genişlettim. Eksi 12 tane KQ bölü 4. Güzel. Bir dakika burada bir yanlışlık olmasın. Bu 3 tane 4 ile genişletmem lazım değil mi arkadaşlar? 9 bölü 4 tane oluyor. Evet. Eksi 2 tane Q çıkarttığımda eksi 9 tane KQ bölü 4. Güzel. Eksileri çarptığımızda arkadaşlar bu durumda ne olur? Eksi eksi artı olur. Artı şununla da şunu sadeleştir. 2, 9 bölü 2 tane KQ olur. D vardı ya bir de D'ler nereye gitti? Şu 4 D'ler var. D'leri unutma. Bölü D var tabii ki bir de. Anlaştık mı? Anlaştık. İşte işlemlerimizi gösterdik arkadaşlar. 4,5 tane KQ kare bölü D oldu. Q ile Q'yu çarptığımızda da bu olur şimşekçim unutma. Tamam mıyız? Harika. 5 ile testi tamamlayalım. 5 numara diyor ki arkadaşlar. 5A, 4A yüzeyleri güzel. Alana sahip ayrı ayrı maddelerden, metalden yapılmış paralel levhalar arasında uzaklık sırasıyla D ve 2D'dir. Görüyorum. Alan aralarını dolduran maddelerin dielektrik kat sayısı sırasıyla 2 epsilon ve epsilondur. Sıraçların sıraları sayısı C1 ve C2'dir. Buna göre C1 bölü C2 nedir? Arkadaşlar C neydi? Dielektrik kat sayıları epsilon çarpı çarpı dur bakayım sıralarımız değil mi? Sıra D ile ters orantıydı. Burası da arkadaşlar voltajımızdı değil mi? Biz onu daha önce de yaptıydık. Dur bakayım. Şeyi hatırlatmaya çalışıyorum ben sana da. Dur bakayım nereden göstermem lazım. Hop gel 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 gel. 11 fizik. Nerede çözmüştüm ben seni? Böyle göstermeyince de rahatsız oluyorum ben. Şurada göstermiştik arkadaşlar. Alan bölü D değil mi? Sıayı nasıl söylüyorduk? Dielektrik kat sayısı alan bölü D kadardı. Değil mi? Güzel. Şimdi arkadaşlar bunu yazdığımızda bakın C1'i gelin yazalım. C1 eşittir. Birinci D ne kadar? 2 tane epsilonum var. Çarpı alanım 5A. Bölü uzaklığım da D kadar. Şimdi C2'yi yazıyorum. C2'yi yazdığımızda bir tane epsilonum var. Çarpı alanım 4A.
bölü sevgili arkadaşlar mesafem de 2D. Zaten bana C1 bölü C'de 2 bulur mu? Sorulmadı mı? Evet. Bunu buna oranlıyorum. Birinciyi aynen yazıyorum. C1 bölü C2 eşittir. Matematiksel bölme. 5A bölü D. Bazen zorlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi ters çeviriyorum. Bak 2D yukarıya çıkıyor. Epsilon ve 4A aşağıda kalıyor. Arkadaşlar epsilonlarla vedalaş. D'lerle vedalaş. A'larla vedalaş. 2 kere 2'de 4 yapar. 4'lerle de vedalaş. Buyur cevabın 5 olsun. Anlaştık. Harika. Cevabımız 5'tir arkadaşlar. Adımız Hıdır. Elimizden gelen budur. Okey tomento. Nefissimo. Arkadaşlar testi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına paylaşmak daha da serbesttir. Tabii beğendiysen. Testin başında hatırlattım. Bu testleri de tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.